Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya açıkladı. Yunanistan'da panik havası yaşanıyor. Kıymetli takipçilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan devletinde zirvete bir medya sorusuna karşılık Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanıma konusunda bir sarmal oluşturmamız, bu sarmalla beraber dünyayı kuşatmamız lazım ifadesini kullanması sebebiyle panikleyen Yunanistan'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu defa sürekli kapısında beklediği ABD yerine Belçika'ya dert yandı. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ı Atina'yı sallamaya devam ediyor. Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Erdoğan, dünyaya tanıtmak amacıyla ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyerek Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanıtma konusunda bir sarmal oluşturmamız, bu sarmalla beraber dünyayı kuşatmamız gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Konuşmasında Kosova'dan da örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle devam etti. Kuzey Kıbrıs olayı Kosova kadar kolay değildir. Daha zor ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine gideceğiz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacağız ifadesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'la alakalı sözleri Yunan cephesinde panik yarattı. Şikayet amacıyla sürekli ABD'ye giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu defa Belçika'ya yaptığı ziyaretinde Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tavrından şikayette bulundu. Dendias görüşmeden sonra yaptığı açıklamasında Belçikalı mevkidaşlarına Türkiye'nin kışkırtıcı tavırları hakkında bilgi verdiğini de ifade etti. Kıymetli izleyenler, gördüğünüz gibi anavatan Türkiye, Yunanistan devletini titretmeye başlamıştır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.